Strasbourg'dan insan hakları aktivisti Sarah Glyn ve İskoçya'dan Inison Ulusal Yürütme Kurulu üyesi Stefan Simili televizyonumuza konuştu. Yarın yayınlanacak olan Avrupa Gündemi programına katılan Glyn ve Simili, İngiltere'de kurulan kimyasal silah kullanımına karşı koalisyonun önemine dikkat çekiyor. Avrupa Gündemi programında gazeteci Erem Kansoy'un sorularını yanıtlayan insan hakları aktivisti Sarah Glyn, İngiltere'deki kimyasal silahlara karşı koalisyonun nasıl kurulduğunu anlattı. Kimyasal silah kullanımına karşı koalisyonun önümüzdeki dönemde aralarında fizikçi, avukat, aktivist, siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu bir heyeti bölgeye göndermek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Many human rights abuses that Turkey has been perpetrating against the Kurds. There's actually been a history of accusations of Turkey using chemical weapons against the Kurds, going right back to the 1980s, and none of them have been properly investigated. And Turkey's made it very, very difficult for people to investigate. But the chemical weapons attacks that they've been accused of now, I mean, that's just one of the things that they're doing at the moment. Koalisyon sözcülerinden ve Britanya'nın en büyük sendikalarından Unison'u temsilen Stephen Smalley ise uluslararası kurumları kimyasal silah iddiaları derhal araştırma başlatması gerektiğine işaret etti. Appalling that they don't. The purpose of those organisations existing is to investigate these circumstances. Now, as Sarah was saying earlier on, it's their duty to investigate the evidence. Allegations have been made, they need to be investigated. And the fact that they have failed to even engage in a discussion about that is an indictment on their other priorities, which are not their interests of people on the ground suffering from alleged chemical weapons attacks.